Sevgili seyirciler, Atakan Kurt ile Futbol Anıları programının bu haftaki konuğu Kerim Zengin. Kerim Zengin'le geçmişe uzanacağız. Anıları ve hikayeleri sizler için derleyip sizlere taşıyacağız. Bakalım Kerim Zengin'de ne tür anılar var? Umuyoruz ki güzel, eğlenceli bir söyleşi olur. Hoş geldin Kerim. Hoş bulduk. Dilersen bir Fenerbahçe'ye gidelim. Fenerbahçe altyapısından yetiştin. Evet. Semih Şentürk gibi A takıma çıktın, şans buldun. Evet. Kiralık gittin geldin. Zico döneminde neredeyse 20 maça yakın bir maçta oynadın. Zico sana güvendi. Şans verdi ki çok önemli oyuncular olmasına rağmen o bölgede seni oynattı. Şampiyonluk yaşadın. O süreyi, süreci nasıl anlatırsın? Nasıl başladın futbola? Nasıl A takıma çıktın? Kim seni keşfetti? Kim seni aldı? Ya şöyle işte Mersin'de normal işte İstanbul'dan dayımlar geldiğinde plaja gidilir. Ondan sonra orada dayım galiba bir yetenek keşfetti ki kendi gözünde İstanbul'a getirdi. Benim başlangıcım aslında Beşiktaş Futbol Okulu. Tabii bundan yani örnek veriyorum 98 yılı falan. Yıl sonunda 3 denemeden geçtik. Kendi aralarında en son Beşiktaş altyapısıyla bir maçtan geçtik. Tabii fiziksel anlamda yetersiz olduğumuz için seçilmedik doğal olarak. Mersin, kaç O zaman 13 yaşında. 13. Aynen. Tabii o zaman şeyler filan yan tarafta. Örnek veriyorum Mehmet Hocular filan faal. Nihat, evet, Nihat abiler filan oynuyorlar orada filan. Eski Fulya tesisleri. Evet. Gidiyoruz geliyoruz. Olmadı. Mersin'e döndük. Mersin Ordu'nda geçen bir iki yılım var. Daha sonra bölge karmalarıyla milli takım seçmeleri falan derken Fenerbahçe'den böyle bir teklif aldım. Akabinde milli olduktan sonra Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın bir girişimi oldu. Ama daha önce Fenerbahçe ile söz kestiğimiz için Fenerbahçe'ye geldik. Fenerbahçe'de geçirdiğim güzel bir 3 sene var. Tabii herkes gibi büyük camiye geliyorsun. Televizyondan takip ettiğin bir camiye. A takım hayallerin oluyor. Genç oyuncular, her genç oyuncunun olduğu gibi. Akabinde Semih abi gibi bana da, Can Arat da var forma şansı bulan. Bana da böyle bir fırsat geldi. Çıktık. Güzel bir senenin ardından hani Daum döneminde oynadığımız birkaç tane Türkiye Kupası maçları vardı sadece. Teklifler geldi, gönderilmedik. Kulüpte kalmamızın doğru olduğu söylendi. Bir sene sonra Zico geldiği sene işte Hollanda kampında İrfan Hoca'nın tabii normal bölgem ofansif olduğu için santrofor. İrfan Hoca beni sağ bekte görev verdi bir maçta. Zico'nun ekibi de sağ bek olarak yazdı galiba. Sonra böyle bir süreç beğendiler başladı. Beğendiler seni orada. Ya, beğendiler şöyle. Genelde futbol Türkiye'de bakıldığında işte süratli oyuncuları genelde beklerde kullanmayı çok şey yapıyor. Seviyoruz yani. Evet. Kademeye iyi giriyor. İleriye iyi çıkıyor. Tabii. O yüzden öyle bir sürecim başladı yani Fenerbahçe'de. Tabii de şimdi ön taraf oyuncusu olduğun için ofansif gücün de var. Geride oynadığın zaman defansa sağ bek, sol bek, ileri çıktığı zaman daha etkili oluyor. Ya şöyle, sırtın direkt bir stopere dayalı olmadığı için evet. ileri çıkman daha güzel oluyor, faydalı oluyor yani. Doğru. Kolay oluyor. Yani topla da ilişiğin iyi olduğu zaman bazı hocalar bu şekilde seni değerlendirebilirler. Ama ben bazı hocalara demeyeyim, ben 14 yıllık bir süreçte bütün hocalar beni geride şey yaptı, kullandı. Sadece birkaç maç dışında hep sağ bekte görev aldık yani. Sen ilk Oğuz Çetin döneminde mi çıktın? Evet, şöyle o altyapıdaydım. Direkt A takımda kaldığım bir süreç değil. Altyapıdan her zaman kamp dönemlerinde işte altyapıdan çıkartılan belirledikleri oyuncular oluyor. Biz de ben de o oyuncular arasında biriydim. Bir Antalya'da bir kamp dönemimiz geçti. Çok fazla aslında Oğuz Hoca'dan faydalanamadım. Sonuçta döndükten sonra yeniden altyapıya geri gönderildik yani. Ama yani tecrübeli isimden faydalanmak isterdim yani. Sonra Christoph Daum dönemi çıktı. Sonra işte bir Mersin Ordu kiralık dönemim var. Altyapıdan sonra 3 yıl işte oraya gittiğimde güzel bir sezon geçirdim. Dönüşte A takımda kaldık. Daum zamanı.
Dediğim gibi Türkiye Kupası maçlarında fırsat bulduk. Onun dışında herhangi bir şekilde bir yapılanmanın içine giremedik. Daum konuşur muydu gençlerle? Ya çok konuşmazdı ya. Çünkü Daum için işte sene sonu elde edilecek başarı önemli olduğu için elinde hali hazırda kim hazırsa ya da en tecrübeli kimse ya da kısa vadede en çok kim iş yapıyorsa onu oynatıyor. Tabii yani o şekildeydi. Başarıya odaklıydı. Daum'la alakalı şöyle yorumlar yapılıyor. Mesela Ümit Özat'la da konuştum. Daum çok iyi hoca. Türkiye'ye inanılmaz çözmüş. Elindeki oyunculardan en iyi şekilde verim alabiliyor ve başarıya gidebiliyor ve Fenerbahçe Daum'dan sonra senelerce Daum'un ekmeğini yedi dedi. Bir de şöyle bir görüş var Daum'la alakalı. Tamam iyi ama ilk 11'de oynattığı oyuncularla ilgileniyor. 11'de oynatmadığı oyuncuların yüzüne bakmıyor diyorlar. Ya şöyle mesela ben bunu şöyle yorumlayabilirim. Evet dediğiniz doğru, ikinci söylediğiniz doğru. Daha çok verim aldığı oyuncuların üstüne düşen biriydi. Ama demek ki antrenörlük felsefesinde hani bu şekilde kendini geliştiren bir hocaydı. Evet. Öyle yorumlamam daha doğru olur. Dediğiniz gibi takımda oynamayan oyuncular üzerinde çok fazla bir ilişkisi olmazken oynayan oyuncular üzerinde fazlasıyla. Ama yanlış, şöyle yanlış. Zaten ilk 11'de oynattığın oyuncu evet düş üstüne, daha da geliştir onları evet. Ama sonuçta 11'de oynattın mutlu. Adam 11'de oynuyor. Evet. Önemli olan oynatmadığın adamları motive etmek, mutlu etmek, onları hazır tutmak. İşte bunu mesela Zico ile alakalı sorduğunuzda oynamayanlar da memnun hocadan. O zaman Zico'ya geçelim. Yani şimdi mesela geçelim. Şimdi Daum'un biraz önce söylediğimiz bu eksik tarafında. Evet. Tamam hani Zico döneminde de oynamayan bir grup oluyordu illaki. Evet. Yani sonuçta 11 kişi çıkıyor sahaya ama Daum döneminde olmayan hani oynamayan oyuncular üzerindeki o kişiler üzerinde Zico tarafında böyle bir şey yok. Oynamayanlar da Zico'dan memnun. Ne güzel. İlişkisi çok iyi. Herkesle konuşuyor. Tabii herkesle konuşuyor. Bu önemli. Çünkü oyuncu grubu bazen hani kendisi için tabii ki oynuyor. Kendi piyasası için sene sonunda göstermiş olduğu performansları falan göz önünde alması gerekiyor ama bazen hoca için de oynuyor. Bizim o süreçte Zico döneminde böyle bir grup oluştu. Yani hem kendi için hem takım için hem de hoca için oynayanlar. Tabii tabii, bu sefer de ne oluyor? İster istemez skorlara yansıyor. Oyuna yansıyor. İşte benim dönemimde değil ama bir sonraki dönem, örnek veriyorum, çeyrek finale giden bir şey var, macera var kulüp adına. Kalsaydı daha mı iyi olurdu? Bence daha iyi olurdu. Çünkü yani biz çok böyle antrenör değiştirmeyi seven bir şeyiz, ülkeyiz. Evet. Yani örnek veriyorum bu iki yıllık sürecin üstüne Zico'yla bir 3 yıl veya 5 yıl bir planlama yapılabilip kulübü başka bir noktaya da getirilebilirdi yani. Doğru. Başka bir hocayı getiriyorsun, tamamen sistem değişiyor. Bu da kulüp adına bir gelişim göstermiyor. Zico'nun peki başka artısı neydi, sana kattığı neydi? Ya Zico'nun artısı mesela bir Alman ekolünden geldiği için hocamız işte Daum'un daha çok disipline yönelik işte 90 dakikaya yaygın bir mücadele ağır basıyordu, göz önüne geliyordu. Zico'da daha çok işte skora yönelik hızlı oyun, tipik Brezilya ekolünü getirmeye çalışıyordu ki ben mesela ofansif bir oyuncu olduğum için benim hoşuma gidiyordu açıkçası. Takım adına da bence çok şeyler kattığını düşünüyorum yani. O dönem oynayan oyuncular maçlara çıktıklarında daha büyük keyif alıyorlardı. Yüzlerinden okunuyordu yani. O şekilde söyleyebilirim yani. Sezon başladı. Seni neden tercih etti? Nasıl beğendi? Ve o 17 maç üst üste oynaman ya da 17 maç totalde oynaman nasıl gelişti o süreç? Ya şöyle gelişti. Sezon başındayız. İşte bir hazırlık maçı, işte yardımcıları, herkes hakkında galiba notlar aldı. Hoca geldikten sonra işte yavaş yavaş çalışmalara başladık. Tempo artmaya başladı. O sırada yani dediğim gibi her oyuncuyla ilişkisi iyi olduğu için hani genç oyuncu, tecrübeli oyuncu ayrımı yapmıyordu. Sonuçta tamam bir yıl önce
bir alt ligde oynadım ama belki üst seviye için o an yetersiz bir durum. Ama hoca öyle görmedi. Herkesle ilgilendi. Hani benim üstüme düşmeye başladı. Örnek veriyorum, Tuncay abinin işte gözleminden kaynaklı galiba bana hoca seninle ilgileniyor. İşte biraz daha kendini verirsen forma şansı neden olmasın dedi. Diyerek yani inanmama sebep oldu. Hoca da buna çok büyük katkı sağladı. Öyle bir süreç yaşandı. Hocanın güveninde aslında boşlara çıkardığımı düşünmüyorum. Hani bir 17 maçlık bir sürecim var Zico döneminde. Avrupa Kupası olsun, lig olsun, lig içi olsun. Hani üstüne koyarak gittiğim bir süreç var. Ama akabinde işte Newcastle maçı öncesiydi, grup maçı öncesi. Kesildim, takım dışında kaldım. İyi yani. Oynuyordun. Ya iyi oynuyordum çünkü şöyle hani bana gelen olumlu eleştiriler de vardı. Mesela çok hani medyayı da çok takip etmiyordum ama telefonla görüştüğüm kişilerde bana şu söyleniyordu. Takım kötü gidiyor çünkü Edu Lugano transferleri falan vardı, oynamamıştı yani ilk zamanlarda. Geç aha, yapılan evet. Bir transferdi. İyi giden bir sürecin var. Üstüne koyarak gidiyorsun. Bu şekilde devam. Çalışmaları bırakma. Bu inancınla yola devam et şeklinde bir konuşmalar oluyordu hep. O şekilde bir güzel, olumlu düşünceler geliyordu bana. Ama ne olduysa belki şöyle düşünüyorum. Altyapıdan geldiğim için. Çünkü altyapıdan gelen Fenerbahçe'de özellikle. Biz 3 yıllık süreç içerisinde de A takım hayalleri kurduğumuzda boşuna hayal kurma. Burada hani oynama şansın yok kadar az deniliyordu. Ki baktığında hani geçmişe bir Müjdat Hoca'yı hatırlarım, yetkinleri. Bir Semih abiyi hatırlarım, uzun yıllar hizmet etmiş kişi olarak. Ona rağmen şans bulduk, 17 maç oynadık hocamızın bize güvenmesinden dolayı. Ama dediğim gibi... Sonra peki neden kesti? Kestikten sonra yanına gittin mi hocanın? Hocayla konuştun mu, sordun mu? Ya şöyle bir antrenman, işte Ankara Spor maçından döndükten sonra, izinden döndükten sonra antrenmana çıkmadan önce hoca beni koridorda yakaladı. Samet'i çağırdı. Bir şeyler söyleyeceğini Samet bana tercüme etti. İşte şu sıralar baskı var takım üzerinde. Seninle alakalı da baskı var dendi. Ben tabii, baskı, şimdi takım üzerinde şampiyonluk baskısı. Taraftardan kötü başlayan bir süreç. Evet. Senin üzerindeki, seninle alakalı olan baskı da herhalde yönetimsel baskı. Ya tabii şimdi şöyle. Yani oynatma diyorlar. Ya şöyle, transfer edilen bir oyuncu var. Örnek veriyorum, takıma verilen paralar var. Önder Turacı mı? Önder Turacı vardı. Serkan Balcı vardı. İşte Önder abi, Serkan abi şimdi vardı. Önder Turacı ve Serkan Balcı varken mi seni 17 maçı oynattı hoca? Tabii. Yani şöyle, lige başlarken aslında ön elemeyle başladık. Ukrayna'da Dinamo Kiev'le bir ön elememiz oldu. Serkan abi orada kırmızı kart gördü. Daha sonra Önder abi yerine beni değerlendirmek istedi ki Ankara'daki Gençler Birliği maçında bana formayı verdi. Galibiyetle ayrıldık. Daha sonra acaba hani sonuçta uluslararası bir turnuva, Şampiyonlar Ligi elemesi, şans verecek mi, vermeyecek mi derken forma şansı verdi bana. Yani forma şansı verince o zaman dedim ki herhalde dedim bu saatten sonra hem hocanın güvenini kazandım hem de dedim üstüne koyarak doğru bir şekilde ilerlerim düşüncesiyle öyle bir forma şansı verdi. Ama dediğim gibi akabinde geldiğimiz 17 maç sonunda iyi oynamana rağmen. İyi oynamana rağmen. Yediler sana. Ya yediler değil. Çünkü şöyle bir şey var. Seni yediler. Belki kariyerim açısından farklı bir noktaya da gelebilirdim. Çünkü tabii. 17 maç sonunda İngiltere... Kaç yaşındasın o sırada? 21. Ya düşünsene Kerim. 21 yaşındasın, 17 maç oynamışsın. 3 sene boyunca sağ tarafta oynadığını düşün. Şimdi ofansif oyuncusun. Defansa koymuşlar seni. Ve her geçen süre ve zamanda o defansif bir yönü de geliştireceksin. Tabii yani orada bir alışma süreci de var. Tabii yani. Kademeye girme, savunma, işte ters kademe, aynen, normal kademe vesaire vesaire. Evet. Sonuçta bekin o
yapması gereken evet. asli görevlerini de evet. yapacaksın ve öğreneceksin. Tabii aynen öyle. Zaten ofansif gücün var. 3 sene sonunda hem A milli takımın hem Fenerbahçe'nin evet. değişilmez sabiki olacaktın evet. ki çat çat yemişler çat sana. Yani bir Newcastle maçı öncesi belki bu sürece girmiş olmasaydım. Örnek veriyorum orada oynayacağım bir üst düzey bir oyunla belki farklı bir yerlere gelip farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Yani. Çünkü enteresan. Alex'le alakalı var mı? O sene Alex de Souza da vardı, Tümer Metin de vardı değil mi? Evet. Alex'le alakalı var mı? Ya, hani çok bir anım yok. Sadece gözlemim var mı? İş ahlakı hani iyi olan, hani antrenmanda kendini iyi veren, bir kaptan da olması gereken hani tam o dönem Ümit abi kaptanımızdı ama Alex'te de sorumluluğu üstlenebilecek yapı vardı. Hani lider. Lider bir yapı ve gerçekten de skora da olsa takım içindeki oyunun da olsa bu yansıyordu sahaya. Hani o indirgenemez yani. Tümer Metin'le alakalı? Ya Tümer abi de çok büyük yetenek. Ama işte önünde Alex gibi birisinin olmasından dolayı belki çok ön plana belki çıkamadı. Gerçekten çok büyük yetenek kendisi. Yani Fenerbahçe'ye de iyi hizmetlerde bulundu oynadığı süre zarfında. Yani gençlere önem veren, her zaman bizim yanımızda olan abilerimizden bir tanesiydi. Tuncay Şanlı? Tuncay abi başka bir noktada benim için. Hani sadece hayatta işte rızık konusu vardır. Hani örnek veriyorum yediğin için ama Tuncay abi de öyle bir insan benim hayatımda. Gerçekten hani babalık, abilik bir arada her yönüyle destek veren, hala da vermeye devam eden, tabii iletişim halindeyim, hala da vermeye devam eden bir yapısı var. Yani kalbi çok büyük, çok karakterli bir insan benim için. Ne güzel. Aynen. Ama mesela Tuncay ile alakalı herkes böyle konuşuyor. Ve kaptan gibi, evet. lider, evet. takımın başarılı olmasında o arkadaşlık, takımdaşlık adına çok büyük şeyler yapan, evet. hem milli takımlarında Fenerbahçe'de ki ben hatırlıyorum mesela Sakarya'ya gidiyordunuz, köfteler geliyordu. Aynen. Bir yere gidiyordunuz, yemekte hep Tuncay organize ediyordu. İşte birlikte ya takım bütünlüğünü, evet. hani orada da mesela işte kaptan değildi ama örnek veriyorum takım bütünlüğü için, takım başarısı için her şeyi yapan isimlerin başında geliyordu yani. Bir de beraber şeyde mi kalıyordunuz, tesiste mi kalıyordunuz? Tesiste, Samandıra'da birlikte kalıyorduk. Birlikte kalıyordunuz. Aynen. Orada tabii sana sahip çıktı. Tabii orada. Tabii. Kesinlikle. Arkadaş gibi oldunuz. Tabii aynen öyle. Müthiş. Apia. Apia çok neşeli. Takıma hem saha içerisinde katkısı çok büyük. Hem de saha dışında da takımı motive eden yapısıyla, neşeli yapısıyla bir karakterdi. Hani oynadığım için şanslıyım diye düşünüyorum. Ondan da çok güzel şeyler öğrendik, tecrübe edindik. Aurelio. Ya Aurelio'yla çok fazla bir anım yoktu ama klasik bir şey, görev adamı. Nerede görev verirsen görevini en iyi şekilde yansıtan bir yapısı vardı. Hani yakın döneme kadar da birlikte iletişim halindeydik de bir kopukluk oldu. Yani Lugano'dan tekme yedin mi? Lugano'dan tekme yemedim, yaklaşmıyordum. Yaklaşmıyordum. O çünkü geriden gelen süratli, çabuk aynen. ve uzaktan sert kaçan oyuncuları sevmiyor ve yakın istiyor. Tabii böyle. Sert bir mizacı da evet, var evet. yani. O yüzden yanına yaklaşmıyordum. Yaklaşmıyordum aynen. ama çok ya şöyle daha çok maruz kalan kişiler işte Semih abidir, Nobre'dir, Kezman'dır. Tabii çünkü hani defans forvet oyuncusunu bir arada oynadı. Yani ben sağ bek kısmında olduğum için tabii. çok da şey yapmıyordum tabii, yani. Tabii tabii. Birlikte olmuyordum. Serkan Balcı da çok neşeliydi. Çok neşeli. Yani şeyle aslında biraz önce Stefan Afya söylerken aslında karakter olarak da çok iyi çalışan, görev verildiği zaman her şeyini vermeye çalışan, takım içinde de takımı neşelendiren kişilerden bir tanesiydi. Ya zaten Serkan Mavcı öyle bir karakter ki aynen. ben sürekli görüşüyorum. İnanılmaz temiz bir kalbi var. Evet, çok evet. iyi bir çocuk, çok iyi bir adam. Mesela futbolcu olduğu zaman sürekli çalışıyor. Evet. Zirveyi görmek aynen. istiyor. Bıraktı futbolu, evet. antrenörlük kez evet. aynı şekilde öyle.
Bir ara boksa şey yaptı, sardı. Boksta her gün çalışıyor. Hiperaktif bir yapısı da var. Şimdi tenis. Şimdi tenis. Aynen. Tenis şimdi turnuvalara falan gidiyor. Yani ne olur gibi dedi. Onunla da konuşuyoruz mesela. Tuncay abiyle olduğu gibi. Dediğiniz gibi hani bir hiperaktiflik var. Tabii. O enerjiyi bir şekilde atması gerekiyor. Atması lazım. Yani dediğiniz gibi futboldan sonra boksa geçti. Bokstan tenise geçti. Tenisten sonra ne olur bilemiyorum ama sahada görmek istiyoruz yani artık. Rüştü Reçber. Rüştü Reçber'le alakalı güzel bir anım var az önce röportaj önce sohbet. Ya yani şöyle işte bu Zico'yla başladığımız Hollanda kampının sürecinde bir çalışma sırasında kanat organizasyonu çalışıyoruz. O sırada da herhalde Rüştü abinin öne çıktığını gördüm. Çaprazdan kaleye vurdum. Dipledin. Hem sert hem diple şey. Yani... Yok yerden sert vurdum. Yerden direkt sen... dibine. Gol oldu. Orada ne üzüldüm? Ha şöyle sevinemedim. Hani üzüntü sevinti arasında kaldım. Çünkü bir şey dedim he? Ya hayır şöyle. Niye orta yapmadın gibisine baktı. Ben de herhalde yanlış bir şey yaptığımı düşündüm o an. O yüzden sevinemedim. Çünkü hani ben tam hocadan, yani hoca aslında beni o an tebrik etti. Tebrik etti. Yaptığım hocam. Vuruştan dolayı. Ama antrenman sonrasında Rüştü abinin odasına buldum kendimi. Özür dilerken. Yani gol attım diye. Yani onu da Rüştü abiye bir soramadım. Peki yani, ne dedi peki Rüştü abin o sırada özür dilerken? Ya, bir daha olmasın mı? Yok bir daha olmasın değil de dedi. Olur evladım falan dedi böyle. Bir şey diyemedim ama bir gün gördüğümde diyeceğim. Abi dedim ben hala anlayamadım. Neden özür diledim senden? Hani gol attım diye mi? Onu bir soracağım yani. İyiymiş. Aziz Başkan. Ya Fenerbahçe için gerçekten ömrünü veren. Hani şöyle başka camialara baktığımda da çok az rastladığım bir yapısı var yani. Ömrünü gerçekten... Fenerbahçe'ye adayıp stresini, sıkıntısını çekip yer yer hastalandığı dönem de oldu. Fenerbahçe'nin tesisleşme adına veya işte iyi yerlere gelmesi adına çok şeyler yapan başkan yani. Hiç çarptı mı sana yürürken, ederken? Yok bana, ya genç oyunculara çok bir şey demiyordu. Demiyordu. Yani şöyle eğer o süreç devam etseydi, oynama sürecim, belki çarpardı. Ya çarpardı belki yani. Soyunma odasında çarptıklarına denk geldin mi? Ya şöyle şeyde denk geldim. Örnek veriyorum. Genellikle maç önceleri ve maç arasında gelip takımın motive etme amacıyla gelip görünüyordu. Hani herhangi bir şekilde orada bir eleştiri falan yapmıyordu ama Denizli'de kaybettiğimiz şampiyonluktan sonra Volkan abiye, Serkan abiye falan sardığı olmuştu yani. Sardı olmuş. Serkan abi kendisi de evet. Dile getiriyordu. Köpek falan getiriyordu yani. Volkan ya da? Ya ona da şey diyordu. Sen de gez oğlum diyordu. Sağda gez. Solda. Sağda solda. Sağda solda gez. İyiymiş. Ali Koç? Ali Başkan'la başkanımızla çok aslında bir anım yok. O dönemde yönetici kısmındaydı. Yönetim kısmındaydı. Çok heyecanlı. Başarısızlığı tahammül etmeyen birkaç totemi olan bu hani maç esnasında rastladığım şeyler oluyordu. Locada maç izlerken altlı üstlü farklı localar vardı. Başkanımız bir yukarı çıkıyordu bir aşağı iniyordu. Aşağı indiğinde bir bakıyorduk kolunda atkı bağlanmış. Sürekli totem yapıyordu. Loca değiştiriyordu. Aynen öyle şeyler tutuyor vardı. Tutuyor muydu bari totemler? Tabii o bağladıktan sonra gol atıyorduk. İyiymiş. Semih Şentürk? Ya Semih abiyle altyapıda çok fazla bir süre geçiremedik. Kısa bir süre birlikteydik. Ama A takıma çıktığımızda desteğini esirgemeyen. Çünkü altyapıdan gelmiş. Gelen oyuncunun psikolojik açısından destek alması gerektiğini bildiğinden galiba bize destek oluyordu A takımda. Yani bitirici zaten ceza sahası içerisinde tartışılmaz. Şey vardı mesela şöyle derlerdi. Senin çabukluğunu Semih abine versek çok üst düzey futbolcu olurdu derlerdi. Gerçekten hani Semih abide de baktığınızda hani dayanıklık anlamında çok
göze çarpan bir şeyi yoktu. Evet. Performansı yoktu ama gol vuruşları çok üst düzeydi. Müthişti. Yedek olarak çıktığı bir sezonda bile gol kralı olarak tarihimize geçti yani. Ümit Özat, kaptan. Ya Ümit abi iyi kaptandı. Mesafe her zaman koyuyordu. Hani böyle kaptanlardan ne bekliyorsan onu yapıyordu yani. Çok fazla zaman zaman böyle güldüğü, eğlendiği zamanlar oluyordu ama daha çok kaptana bir misyon yüklendiği için Türkiye'de, aha, bir sorumluluk yüklendiği için, işte başarısızlık anında daha çok işte kaptan teknik heyetle birlikte eleştirildiği için o şekilde bir yapısı vardı. Yani ondan da bunu gördük. Hiyerarşi var mıydı? Hiyerarşi yoktu ya. Yani büyük camialarda hani eskiden belki, şimdi mesela üniversitede Cevat Hoca'dan, Cevat Güler'den onu duyuyoruz mesela. Hani Galatasaray'da çalıştığı dönemde bir Bülent Korkmaz'dan örnek veriyorum. Bunu duyuyoruz, dile getiriyor. Hani söz dinlemeyen oyuncu grubu olduğunda filan Bülent abi filan devreye girip işi çözüyormuş. Ama ben mesela bunu Fenerbahçe'de hani görmedim. Fenerbahçe'de hiyerarşi vardır dersem yalan olur yani. Ama işte Ümit Özat yemeğe oturmadan, afiyet olsun demeden yemek başlamıyor. Terlik değinilmiyor. Ya o bizim kültürümüzde olan bir şey. Hani belki disiplini sağlama adına böyle bir şeyler yapılıyor. Ama ben çok da hani onlara inanmıyorum. Hani bu şekilde bir kulüpte veya takımda disiplin sağlanacağını düşünmüyorum ki onun da yavaş yavaş değişeceğini düşünüyorum. Çünkü bir genç milli takımla bir turnuvaya gittiğimizde başka ülkelerin oyuncularıyla aynı ortamı paylaştığımızda biz tek tip kıyafet giyerken karşı rakip terliyle gelen var, şortuyla gelen var, eşofman giyip gelen var. Ama bakıyorsun senden daha disiplinli, daha göze hoş gelen, daha iyi bir oyun sergiliyor. Doğru. Sağda her şeyini yapıyor. Tabii, aynen öyle. Ne doğruysa onu yapıyor. Tabii, aynen öyle. Sağ dışında adam rahat olsun. Kesinlikle. Bir kampta sonuçta ya, terliğini giysin, evet, bilmem ne, yemeğe iniyor, aşağı iniyor, lobiye iniyor. Şimdi orada evet, bence de yanlış ya. Çok şey. Peki o genç milli takımla kampa gittiğin zaman hangi olaylar başına geldi? Hangi takımlarla oynadınız karşı karşıya? Hangi oyuncularla karşı karşıya oynadın? Ya şöyle hatırladığım, zaten her zaman şeyler hatırlanıyor. Böyle gruptan çıktıktan sonraki elemeler ve finaller hatırlanıyor. Avrupa Şampiyonası'nda işte Almanya, Polonya bu gibi takımlarla oynadıktan sonra İsviçre'yle bir yarı final maçımız var. Peki Almanya'ya karşı kimlere karşı oynadın? Kimler vardı Almanya'da tanıdığımız? Yani çok hatırlamamakla birlikte... Bence eve gittiğin zaman o kadroya bak. Bir daha bir bakabilirim. Ya şöyle hani yalan söylemeyeyim ama... Geçen çünkü bir... Rasim Hoca ile konuştum, Rasim, evet, Karayla. Dedi ki biz mesela milli takımlarda da Fransa'yla oynadık. Geçen gün bir bakayım dedim diyor. Bir bakayım Zidane, Trezeguet, Henry hepsi varmış diyor. Aynen. Şöyle mesela İsviçre maçından sonra İspanya ile falan oynadık. Orada hatırladığım oyuncular var. Kim defansta oldu? Ramos vardı. Juan Fran vardı Atletico Madrid'de. Madrid altyapısı, Real Madrid, evet, altyapısında olan. Soldado da vardı. Fenerbahçe'de gelen. Yani tanıdığımız oyuncular da vardı yani. Final ne olmuştu? Son dakikalarda yediğimiz golle Avrupa ikincisi olduk. Avrupa ikincisi olduk. O takımda kimler vardı sizde? Selçuk İnan, Burak Yılmaz, Olcan Adın, Sezer Öztürk. Ali Öztürk vardı. Turnuvada gol kralı oldu. Daha sonra kötü giden bir kariyer. Futbolu erken bırakmak zorunda kaldı. İşte Ergün Teber vardı. Serkan Kırıntılı vardı. Ozan Tahta işleyen vardı. Orhan Şam vardı. Yine Hakan Aslantaş vardı. Ama belli yerlere gelen oyuncular tabii, var. Tabii tabii, aynen. Baktığınızda hani belli bir seviye... Ama işte bizim şöyle bir sıkıntımız var. Biz mesela Ümit Milli Takımı'na gidiyoruz. Portekiz'i 3-0 yeniyoruz. Burada, evet, 3-1 yeniyoruz. Orada, evet, 3-1, 3-0 ya da 2-0, evet, yeniyoruz. İki maçı da kazanıyoruz. Adamlarda Kovadajma, Ronaldo inanılmaz seviyelere geliyor Nani. Evet. Sende aynı başarı hem oyuncu bazında hem de milli takım bazında gelmiyor. Demek ki bir şeyler ters, bir şeyler yanlış. Artık şans verenler mi, yetiştirenler mi ya da doğru yapılanma olmadığından mı? Bir şeylerin ters olduğu kesin. Ya doğru yapılanma kime sorsan, hani futbolun içerisindeki kişilere herkes zaten doğru yapılanma olmadığını söyler.
alanında uzman kişileri yetiştirmen lazım. Tabii. Ki bir oyuncu grubu seçiyorsun oraya. En yetenekli gördüğün sporcuları kadroya çağırıyorsun. Ama akabinde döndükten sonra turnuvadan, şampiyon da olabilirsin bu arada. Döndükten sonra herkes yalnız kalıyor ve herkes kendine kulüp bulmaya çalışıyor. Evet, yani nereye gidersen seninle alakalı oluyor. Bir yapılanma yok. Örnek veriyorum, bu oyuncu grubuyla alakalı federasyonun olur veya ülke futbolunun olur. Böyle yetenekli bu grubu madem seçtik, bunlarla alakalı bir planlama yapalım düşüncesi yok. Ben görmedim yani. Milli takımdayken aynı otelde herhalde Arjantin'de kalıyordunuz. Evet. Sene başka kaç? Bir grup. 2005 yılı olması gerekiyor. Başka bir grupta mücadele ediyordu. Nijerya ile. Nijerya'da Obi Mikel vardı. Hani belki dediğin gibi baksam tanıdık birçok ismi de şu an görebilirim, evet, belki. Arjantin'de işte Messi varmış. yani ama tabii o zamanlar oynamadığı dönem. O Barcelona'da oynamıyor. Tabii o dönemden, o turnuvadan döndükten sonra Rijkaard yavaş yavaş son 5 dakika, 10 dakika şans vererek 11'e yerleştirilen oyuncu. Otelde sen gördün Messi'yi. Yok, görmedim de arkadaşlarım anlatıyor. İşte Arjantin'de bir ufak bir çocuk var. Her maçı tek başına alıyor diyor. Hatta nasıl biri dediğimizde diğerlerine göre daha kısa. Hepsinin ortasında gezen, herkes onunla iletişimde olan bir oyuncu diyordu ama döndükten sonra Messi olduğunu anladık yani. Peki çok seneler sonra keşke gitseydim bir fotoğraf çekeseydim değil mi? ya keşke görseydim yani. Tabii aynen. Tabii. Nereden nereye? Evet. Abdullah Avcı'yla da çalıştın. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediye'ydi o zaman Başakşehir'in adı. 2 yıl birlikte geçirdiğimiz bir süreç. Daha Başakşehir'in daha yeni yeni yapılanmada olduğu bir süreçti. Şeyde kalıyorduk, Langa tesisleri kalıyorduk. Aksaray'ın arka tarafında kalıyordu. Aslında ilk sene çok güzel bir süreç geçirdik. Dolu dolu bir şey oynadık. Hani maç oynadım. İyi geçen bir süreç. Büyük takımlara karşı özellikle çok iyi oynuyorduk. Sen bir de Fenerbahçe'ye karşı gol attın diye hatırlıyorum. Fenerbahçe'ye karşı ilk maçımda. İlk maçında mı? Yani şöyle, aslında Fenerbahçe'de işte kiralık olarak gittiğim süre, Gökhan Gönül'ün geldiği Fenerbahçe dönemde Zico'yla ne yapabiliriz'i konuşurken, çünkü oynatmayacaklarını biliyorum. Çünkü Önder'le Serkan varken bir de Gökhan'ı aldılar. Aynen öyle. Oynatmayacaklarını biliyorum. Çünkü işte Roberto Carlos gelmiş. Yeni bir oluşum var Fenerbahçe'de. Evet. En azından dedim ki bu süreçte bir yıl sonuçta Süper Lig'den bir teklif almışım. Evet. Tecrübe kazanarak buraya daha iyi geleyim dedim de Zico, ben de bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Bir yıl git, bir yıl sonra döndüğünde elim daha kuvvetli olur senin adına dedi. Olcan adın için de bu geçerli. Çünkü çok enteresan ya. Elim daha kuvvetli olur. Ne enteresan bir şey. Ya işte yani. Ya yukarıdan baskı var. Oynatma bu çocukları, evet, diyor. O da diyecek ki bak bu adamlar gitti bir sene Süper Lig'de iyi oynadılar. Bak kendini kanıtladılar, oynatayım. Ya resmen şey ikna etmeye çalışıyorlar başkanları ve yöneticileri. Tabii, çok tabii, acı aynen. Yani. Ya gerçekten öyle. Ama baktığımızda da hani değişen bir şey olmadığını görüyorum hala, evet, hani Türkiye'de. Yazık ya. Ya hocaya da karışmamak lazım. Bak şimdi, evet, Sergen Hoca Ersin Utku'yu oynattı. Evet. Rıdvan'ı oynatıyor. Serdar Saçı oynuyor. Can oynuyor. Evet. Yani Ajax maçına çıktı. Aynen. Oğuzhan oynatmadı. Can oynattı. Evet. Ya şu var bak mesela Türkiye'de. Şimdi büyük camilere bakıyorsun. Her yıl milyon euroları vererek Türkiye'ye bir star getirdiği hep söyleniyor. Evet, hani Avrupa'da tecrübesi olan Türkiye için star bir oyuncu olabilir. Fakat yeri geliyor, bu oyuncu seni ne Türkiye kupasında kupaya ulaştırıyor ne de seni Türkiye liginde şampiyon yapabiliyor. Evet. Ve yani böyle bir yapılanmada kulüp borç batağına doğru sürükleniyor yani. Doğru. Aslında benim örnek veriyorum, benim için beni başarıya ulaştırmayan, hani benim için bir yıldız değil yani. Doğru. Baktığında hani seni Türkiye şampiyonu bile yapamıyorsa, ki illaki örnek veriyorum 4 büyük camia dediğimiz takım içinde bir kişi şampiyon olacak. Diğer takımların harcadığı miktarlar ekonomik anlamda kendilerine zarar olarak dönüyor yani. Evet. Enteresan. İşte Başakşehir'e, işte o zaman İstanbul Büyükşehir Belediye
artık tesadüf mü bilmiyoruz. İlk hafta Fenerbahçe'yi çektik fikstürde. Oynamayacaktım aslında ama Abdullah Hoca odasına çağırdı maç öncesi. Normalde seni oynatmak istiyorum ama şimdi duygusal anlamda da etkilenebilir misin diye de tereddütlerim var dedi. Sen ne diyorsun dedi. Eğer ben oynarım beni etkilemez dersen dedi. Yarın forma sende dedi. Ben dedim tamam Fenerbahçe'de bir dönem geçirdim. Oraya duygusal anlamda bir bağlılığım var. Ama sonuçta ben buraya geldim. Buranın çıkarları doğrultusunda mücadele edeceğim dedim. Yarın da çıktığımda elimden ne geliyorsa yapacağım dedim. Ki nasip mi oldu artık? Sezonun ilk golü bana şey oldu. Nasip oldu. Gol attık. Yendik 2-0. Ertesi gün Fanatik Gazetesi başlık kiralık katil. Kiralık yani şimdi telefonumu zaten telefonumu kapattım sabah. Kapattım. Çünkü şöyle Abdullah Hoca genellikle tesiste bizi tutuyordu. Ertesi gün bir yenileme antrenmandan sonra bizi bırakıyordu. Bir gün izin veriyordu. Sabah işte tesiste klasik gazeteler gelir. Baktık. Baktıktan sonra ben telefonumu bir sonraki maça kadar kapattım. Kapattım. Çünkü şöyle biliyorsun aranacağım. Ya işte aranılacak. O yüzden kulübümle karşı karşıya kalmak istemedim işin açıkçası. Çünkü Zico'ya şu soru sorulmuş. İşte bildiğimiz kadarıyla sizden ayrılmadan önce Kerim'in bir sakatlığı vardı sezon başında. Başakşehir'e gitti. Bu performansı nasıl gösterdi? Sakatlığını sizin doktoranız geçiremedi de Başakşehir'in ekibi mi geçirdi diye öyle bir olay olmuştu maç akşamı. Ben de bundan dolayı telefonu kapattım. Direkt kulüple karşı karşıya kalmam adına. Sonra telefonu açtıktan sonra baktın kaç... Mesajlar gelmiş. Sesli mesajlar falan tabii. Kimler sesli? Ya işte örnek veriyorum o dönemki spor programlarından işte bağlanmamı falan talep etmiş. Ama o an tabii. Girip de kulübümle karşı karşıya kalmak istemedim işin açıkçası. İyi yapmışsın telefonu kapatarak. Aynen. Kesin onun konuşması geçmiştir Zico, başkan, yöneticiler falan. Tabii. Ya ben mesela sene sonunda güzel bir sezon geçirmişiz gerçekten. Hatta İnönü'de maça çıktık Beşiktaş'ta. Ya yanlış olmasın 2-1 yenildik mi 2-2 mi kaldık tam hatırlamıyorum. Maçtan sonra Ertuğrul Sağlam o zaman hocaydı. Sinan abi de kulübün menajeriydi. Gece tesise gittik. Sabah yenileme antrenmanı yapacağız. Kaleci hocamız Mahir Günok, Mert'in babası şey dedi. Hadi hayırlı olsun dedi. Hocam ne için dedim. Beşiktaş dedi seni Fenerbahçe'den isteyecekmiş dedi sene sonunda. Aa. Dedim tamam güzel bir şey. Maç sonunda da bunu dile getirmişler. Ama ben Fenerbahçe'nin oyuncusuyum. Fenerbahçe'ye dönme planları yapıyorum. Sene sonu geldi. Tekrar hiç kampa çağrılmadan yeniden Başakşehir yani o zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Kulübü'ne yeniden kiralanmam söylendi. Ya gerçekten bir yapılanma içerisinde olmayacaksam tamam. Hani beni bırak bir başka büyük camiaya gideyim. Doğru. Hani kendimi onu da bırakmadılar. Onu da bırakmadılar. Şeye geçtim. İstanbul Büyükşehir Belediye'de bir yıl daha oynadık. Oynadıktan sonra zaten hani o zaman seni düşürdün peki demoralize. Yok, demoralize hiçbir zaman olmam. Sonuçta futbolun içerisinde olduğum için ve üst seviyede hani Süper Lig seviyesinde hedeflerim devam eder, mücadelem devam eder. Ama birazdan bir örnek daha vereceğim. Sene sonunda ne Ertuğrul Hoca kaldı ne Sinan abi kaldı zaten. Doğru. Başka bir ekipte gelince kendi listesiyle geliyor. Doğru. Sene sonu Fenerbahçe şöyle mesela 3 yıl altyapı 2 yıl A takımda geçirdiğim bir süreç var. Duygusal bağım yüksek camiaya. Fenerbahçe'de hep ömrün geçsin istiyorsun. İstanbul Büyükşehir Belediye'de bir hafta kulüp müdürü beni odasına çağırdı. Dedi ki şu kağıdı doldur dedi. Bu dedim ne kağıdı dedim. Bunu doldur dedi. Ben dedi Fenerbahçe kulübüne göndereceğim. Senin sözleşmeni uzatacaklarmış. Dendi. Ya şimdi şöyle düşünüyorum. Yani bunu İstanbul Büyükşehir Belediye kulübünün müdürü mü bana söylemek tabii, zorundaydı? Yani. Aynen öyle. Yani hiç mi bir değerimiz yok Fenerbahçe camiasının içerisinde? Yani örnek veriyorum bir telefon açıp işte hafta içi bir boş gününü ayarla buraya gel. Evladım örnek veriyorum senin sözleşmeni uzatacağız da denebilirdi. Birkaç cümle sadece. Bu sana verilen değeri gösterir. Bunu görmediğim için açıkçası doldurmadım. Pişman da değilim sonuçta.
Sene sonunda bonservisim elime geldi. Ersun Hoca beni çok istiyordu. Sonradan öğrendim. 85 milli takımını İsviçre'de şampiyon oynarken A milli takım hocasıydı. Bizi izleyen bir kişiydi. Trabzon'a toplama hayali vardı. Zaten Burak Yılmaz, Selçuk Yunan oradaydı. Sene sonunda Ersun Hoca'yı da yediler. Oraya da gidemedik. Oraya da gidemedik öyle bir süreç oldu yani. İşte bak ya, hoca bazında da yapılanma yapabilseler, istikrar yakalasalar, evet, onlar da o oyuncuları getirecekler ve daha da başarılı olacak. İşte maalesef Türkiye'de hiçbir şey doğru ya değil. Bir hocadan örnek veriyorum. Hani elinde bir sihirli değnek olsun, dokunsun, hep başarılı olsun. Böyle bir şey yok. Evet. Teknik direktör daha imza aşamasındayken bile acaba benim işim olur mu olmaz mı düşüncesinde Türkiye'de. Evet, bu sefer de bir planlama içerisine giremiyor veya 2 veya 3 mağlubiyetten sonra acaba bu hafta beni gönderecekler mi diyerek o işlere odaklanıyor. Sahadan biraz uzaklaşıyor yani, doğal olarak da bir noktadan sonra başarısızlık geliyor. Abdullah Hoca ile alakalı bir anım vardı. Az önce sohbet ederken söylemiştim. Ya şöyle, ikinci sene gittim. Yine iyi bir sezon geçiriyoruz. İkinci yarının başlarıydı galiba. Anlam veremedim. İçeride bir maç oynadık. Daha sonra Eskişehir deplasmanı vardı. Eskişehir deplasmanından sonra deplasmana giderken kadroda yokum. Hocaya nedenini sorduğumda... Bir önceki maçta ilk 11'de oynuyorsun, tabii, tabii. 90 dakika oynuyorsun, iyi oynuyorsun. Tabii aynen. Hani hocaya sorduğumda sessiz kalıyor, bir şey söyleyemiyorlar. Zaten bu zamana kadar ben hiçbir hocadan hani istediğim cevabı alamadım. Hep geçiş süreci oldu. Geçiştiriyor yani. Tatmin etmiyorlar. Tabii tatmin etmiyor yani. O yüzden çoğu kişi şey der, boşuna gitme der, sen çalışmana devam et derler yani. Büyüklerimiz. Hayır, dese ki mesela ben senin deplasmanda şimdi rakibin Kanat Oncu'ya çok etkili defansını beğenmiyorum dese. Ya anlarım onu. Ha dese sen de dersin ki tamam, daha çok çalışırsın. Şöyle, önümüzdeki haftaya kendini hazırla de. Bu hafta seni bu bölgede kullanamam. Tamam dersin. Bu tabii bir sebep. Tabii. Sıkıntı yok dersin. Hani üzülsen de tamam dersin hocaya yani. Tabii. Bir şeyler açıklıyor sonuçta. Bir sonraki hafta geliyoruz. Fenerbahçe'ye karşı ilk 11'deyim. Duyuyor. Şaşırıyorsun doğal olarak yani. Mehmet Özdilek. Mehmet Hoca'yla Antalya'da çalıştık. İyi oyunu benimseyen her zaman. Oyuncu grubunu rahat bırakan. Gerçekten kaliteli bir insan. Güzel bir senemiz geçti. Ama 2 yılda çalışabilirdim. Şenol Hoca'yla, yardımcısı Şenol Hoca'yla. Şenol Fidan. Yani Fidan'la. Bir uyuşmazlık sürecine girdik sene sonuna doğru. Ki onun öncesi de var. İkinci yarı, ilk yarı dolu dolu oynadım. İkinci yarıya başlarken bir 13 hafta oynatılmadım yine Antalya'da. Yani neden olduğunu hiç anlamıyorum. Şöyle algılıyorlar. Şimdi bir sakatlık geçiriyorsun. O sakatlık seni sahada götürmüyor. Sen kendini doktor oluyorsun genellikle yani. Şimdi futbolcu her zaman oynamak ister ama seni engelliyorsa biraz geri planda kalıp bir iki hafta tedavi sürecinden geçip daha sağlam girmeyi istiyorsun. Çünkü bu sakatlığın üzerine gidersen daha büyük sakatlıklarla başa çıkman gerekeceğini düşünüyorsun. Bu da yanlış anlaşılıyor galiba hocalar tarafından. Yani kendini çok dinliyor tarzında. Bunu çok duydum. Ha, yani sana seni oynatmak istediği zaman sen sakat olsan oynayacaksın. Ya tabii. Ama yani örnek veriyorum. O zaman da mesela kasığım şişmiş. Kan toplamış. Benden oynamam bekleniyor. Ya şimdi ben sağ bekte oynuyorum. Yani karşımda zaten genellikle hep süratli, çabuk, ne yapacağını bilmediğin oyuncular oluyor Türkiye'de. Evet. Yani Türkiye'nin şeyi bu yani. Uçurtmalar var yani. Yani. Şimdi ben nasıl reaksiyon vereceğim yani rakibe? Tabii, ben tabii bunu düşünüyorum aslında. Hani daha sağlam biri daha iyi reaksiyon verecek sonuçta. Hani onun için de bir şans olur. Bir de maçtan sonra kimse demez ki kendimiz sakattı. Senin performansına bakalım. Tabii ondan sonra diyecekler ki işte kötü oynadın. Kötü oynadın. Hani o şekilde olacağından öyle bir süreç geçti. Son 5-6 maç üst düzey bir oyun oynadık. 2 yıllık yeniden bir teklif yaptılar bize ama hani dediğim gibi hani bir yardımcılarıyla bir uyuşmazlık olduğundan dolayı geri çevirdik. Karabük macerası başladı. Karabük'e gittin. Emelike. Tam denk geldi. Yani her zaman
İngiltere hayalinin olduğu söyleyen başarıya aç. Bir gün saha içine girdim. Maçtan önce sohbet ediyoruz falan. İşte çok iyi oynuyor ama. Nereye gidersin falan. Diğer kadrolukta oyuncular da vardı. Ben dedi seneye de Chelsea'ye giderim dedi. Böyle sezonun ortada. Tabii her zaman bir Chelsea hayali vardı. Chelsea hayali vardı. Evet. Drogba'dan dolayı muhtemelen. Ama bir mesela Süper Lig değil. Bir alt lige geldiğinde de Petr Lig'inde de bunu hep takıma söylüyormuş. Chelsea'ye gideceğim bir gün. Millet de gülüyor tabii. Tabii şimdi kafa yapıyorlar. Yani şimdi Karabük'tesin. Hani gelmişsin, denenmeyle alınmışsın. Hani nereye gidebilirsin diye bakıyorlar. Ama kariyere baktığında tamam hani bir İngiltere macerası falan oldu kariyeri sonuçta. İşte Fenerbahçe'ye gitti. Sonra bir Spartak Moskova, Rusya, oradan İngiltere falan böyle bir kariyeri ne oldu. Ne yapıyor acaba şu anda? Bazen bakıyorum Instagram'dan. Kendine güzel bir malikane yapmış galiba Nijerya'da. Orada takılıyor. Orada eğleniyor. Her sene güzellik yarışması birinci olanla evleniyor. Tabii tabii. Hayatını yaşıyor. Ya ama Instagram'da çok önüme çıkıyor. İşte 2016 güzeliyle evli olan Emenike ayrıldı. 2017 güzeliyle birlikte oldu. 2018. Aynen. Düşünsene 2021 güzeli biliyor ki 2022 güzeliyle birlikte olacak. Aynen aynen. Ne kötü bir karar. Müthiş. Çok güçlü bir oyuncuydu. Çok güçlü. Zaten hani benim söylememe gerek yok. O sene onu izleyen herkes zaten hemfikir zaten. Hani takıma katkısı çok büyüktü. Takımda Sernat da vardı. O da ayrı bir ekoldü. Onun da çok büyük desteği vardı. Hani bir 10 numara, tam bir 10 numara. Her kulübün isteyeceği bir 10 numara. Ama MNK önde tek başına, örnek veriyorum 3 kişiyle 4 kişiyle boğuşup maçı tek başına aldığı çok maç oldu yani. Çok maç vardı. Bir de onun bir Fenerbahçe transfer süreci. Evet. Aslında şöyle Fenerbahçe transfer süreciyle puzzle'ları birleştiğinde çok da böyle insanlar için hoş olmayan bir şey var yani. Görüntü var. Ankara Gücü maçında sakatlandı. Ben de o maçta evet. Beni görevlendirdiler. Ankara Gücü Karabük maçı. Bir pozisyon oldu. Böyle ikili mücadele gibi. Bıraktı kendini. Sonra çünkü güçlü oyuncu anlam veremiyorsun. Evet, doktor girdi. Evet. Ben de o sırada tepeden izliyorum maçı. Aşağı indim. Evet. Kulübeye gittim. Sonra doktorlar geldi. Dedim ki durumu nasıl dedim. Domuz gibi dedi. Tamam mı? Bir şey yok dedi. Çünkü acı hissetmeyen bir yapısı var her tabii, zaman. Yani. Sonra, sakatlık geçirdiği pozisyonda çok böyle hani komik yani çok ciddi tabii, bir pozisyon da değil. Sonraki haftada Fenerbahçe'yle maç var. Evet. Sonra işte bir gün veya iki gün aradan sonra tesise geldik. Antrenmana çıkacağız. Emenike'nin ayakkabı rafı var. Ayakkabısı yok. Öğrendik ki bir gece öncesinden şehri terk etmiş. Şehri terk etmiş. Daha sonra tabii buna anlam veremiyorsun. Hani niye böyle bir şey yaptığını. Çünkü işte önümüzde kritik bir Fenerbahçe maçı var ki herkes, Anadolu'da oynayan herkes o maçlara daha iyi motive oluyor. Çünkü piyasa maçları, kendini gösterme maçları. Anlam veremedik ama elimizdeki kadroyla çıkıp yine iyi mücadele verdik ama bir hatadan dolayı Lugano gol atmıştı. 1-0'la Fenerbahçe maçı almıştı. İşte onu şeyle birleştirirsen, sene sonu İşte Fenerbahçe ile de anlaştığını birleştirirsen bu sefer insanların aklına farklı şeyler geliyor yani. Ben hatta Ankara Gücü maçı bitti. Ya 1-7-2 gün sonra evet. Yüce Yıldız'a telefon açmıştım. Hocam dedim işte Emenike oynar mı haftaya diye böyle gazeteci evet, soruyoruz. Evet. Durumu ne? Sakatlığı durumu ne? Hiçbir şey yok dedi. Oynayacak mı? Ne dedi? Antrenmanda çıkmıyor, ne yapayım falan filan. O şöyle demiştir. Serzenişte bulundu. Şöyle demiştir. Şimdi şehirde yok. Tabii. Ulaşamıyor kimse. Ulaşamıyor. Belki hani çünkü o dönemde de böyle disiplinsiz hareketleri falan vardı yani o sezon içerisinde de. Çünkü anlaştığı parayı da beğenmiyordu. En çok takıma ben katkı sağlıyorum diyerek sorun yarattığı zamanlar oluyordu ama katkısından dolayı kimse bir şey demiyordu zaten. Demiyordu. Bundan dolayı. Belki bir iki gün sonra işte aradığın süreçte ulaşırız da gelirse diye düşünüyordur tabii. Ama bir daha gelmedi zaten. Tabii şey dedi zaten hiçbir şey yok dedi ama böyle sinirli bir şekilde antrenmada çıkmıyor falan filan dedi. Demek ki onda kaçmış. Büyük ihtimalle. Bana da kaçtı demedi. Büyük kaçtı ihtimalle. Demedi yani. Müthiş. Düzgün bir şekilde anlatmış tabii, yani. Tabii. Rıza Çalınbay. Rıza Hoca'yla hani
kısa bir süre çalıştık Sivasspor'da. Sene başında Mecnun Başkan aramıştı beni. Tatildeydim. İşte Sivasspor'a gelmemi söyledi. Daha önce Fenerbahçe altyapısında da sonraki bir süreçte de istemişti. Bu üçüncü isteğim dedi. Gel dedi, Sivas'a hizmet et dedi. Tamam dedik, söz verdik, geldik. O sene de bir şike süreci başladı ülkede. Mecnun Başkan işte içeri alınmıştı filan. Boş geçen bir devre arası oldu benim için açıkçası. Çünkü çok şans verilmedi Rıza Hoca tarafından bana. Biraz önce Abdullah Hoca ile de konuştum, diyaloğu Rıza Hoca ile de yaptım ama bir karşılık alamadım yine. Daha sonra ayrılma söz konusu oldu. Kendisiyle konuştum. Kendisi de bana teşekkür etti. Çünkü şöyle bir yapım vardı. Nerede olursam olayım, oynamasam da sahada %100'ümü veren antrenman esnasında yedek soyunma odası, yani yedek olmasam bile, kadroda olmasam bile olmadığım zamanlar soyunma odasına girip gülen, takıma destek veren bir yapım vardı her zaman futbol hayatım boyunca. Bu da hocalarının hoşuna gidiyordu. Tabii hoşuna gidiyordu. Çünkü şöyle bir şey var. Çoğu kişi oynamadığı zaman bir hoca için problemdir. Evet. Belki bundan dolayı teşekkür etti. Öyle bir kısa bir süre birlikteliğimiz oldu. Hani ondan sonra ayrıldım. Antep macerası başladı Gaziantep Spor. Şu anda ne yapıyorsun? Şu an 3 yıl önce futbol bırakma kararı aldım. Hocalık kursuna başvuru yapacağım. Fakat 3 yıl önce bunun bir ilmini öğrenme adına üniversiteye başlamak istedim. Şu an İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da 4. sınıf öğrencisiyim. Oradaki değerli hocalarımızdan bu işin içeriğini öğrenip antrenman bilgisi olsun, fizyolojik yapısı olsun birçok bilgileri kendime katarak hocalık kursuyla da hani önüme bir yaşam sokmak istiyorum, yani bir yol. Yolun açık olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. İnşallah başarılı olursun. Yani onun için mücadele ediyoruz. Bakalım İnşallah. Yani sonuçta istersen, arzu edersen, çalışırsan evet. Ki iyi bir adım atmışsın. Üniversiteden başlamışsın. Evet. Bundan sonraki süreçte bence ufkunu daha da genişletip, daha da vizyonunu arttırıp bence iyi yerlere gelirsin inşallah. İnşallah diyelim. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Kerim Zengin'le yaptığımız söyleşinin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim.